şöyle duruşma salonunda dinlediğim bir hikayeyi anlatmak isterim. 2011'de daha önce Diyarbakır'da başlayan Keceke operasyonları diye bilinen operasyonlar İstanbul'da da yapıldı. İstanbul'da ne diyelim genel dava oldu bir tane. Bir tane gazeteciler davası oldu, bir tane de avukatlar davası oldu. Bu avukatlar davasında Diyarbakır'dan gelen bir avukat arkadaş tutuklu değilken, serbest yani özgürken duruşmada kalktı ve şunu anlattı. Kendisini, bunlar çok acayip işler. Kendisini terörle mücadelede bir gece yarısı alıyorlar ve yukarı çıkartıyorlar. Tarif ettiği kişi Yurt Atayün diye. Yani o dönemin terörle mücadele şube müdürü Yurt Atayün diye. Yurt Atayün çeşitli sorular soruyor. Bu İmralı'ya, İmralı'dan çıkan mektuplarla ilgili. O da diyor ki, eğer siz bu soruları bana soruyorsanız bunları sizle paylaşmıyorlar, ben sizle konuşmuyorum artık. Ve sonra dedi ki, bir daha söyleyin son değil mi? Siz bunu bana soruyorsanız, yani terörle mücadele şube müdürü olarak siz bunu bana soruyorsanız, siyasi iktidar bu bilgileri sizle paylaşmıyor. Herhalde orada Fethullahçıları kastediyor, bilmiyorum. Bu benim yorumum, duruşma tutanaklarından. Yani şunu mu kastediyor? Ya diyor, biz bunu zaten devletin gözetiminde yaptık bir çok. Avukat arkadaşlar mektup getirip götürmemişler. Peki. Mektup içeriklerinden haberdar olduklarını düşünüyor. Terörle mücadele şube müdürü ve bunu soruyor. O da diyor ki sizin haberiniz yok. Sonra ortaya çıkıyor ki, bu biliniyor aslında. Filiz Hanım da biliyor, benden daha iyi biliyordur. Hakan Fidan'ın ifadeye çağrıldığı dosya aslında Keceke avukatlar dosyası olarak bildiğimiz dosya. Yıllarca o dosya öyle sürdürülüyor ve ondan sonra diyor. Şimdi sorun şu, Kobani olayları iddianamesinin önemlice bir bölümü tekrar eskiye dönüp bütün bu soruşturmaları, yani Fethullahçı çeteye mensup polislerin sürdürdükleri, savcıların marifetlerini ve hakimlik kararlarıyla yapılan bütün işlemleri şimdi bu Ankara dosyası diyelim, eğer uygunsa, onun içine yığıyor. Pardon, araya girdim. Evet. Yok, rica ederim. Yani gerçekten 3000 küsur sayfalık iddianameler. Şimdi ben bunu sıkı yönetim mahkemelerinde de gördüm, DGM'lerde de gördüm, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde de gördüm, suç ceza mahkemelerinde de. Yani dönemin iktidarları hakikaten o dönemde muhalif olan kimleri yargılıyorlarsa... orada ne varsa her şeyi çeri çöpü toplayıp o iddialı namelerin içine atıp iddia diye önümüze getiriyorlar. Aslında bu da bir hak ihlali, çünkü bu kadar kabarık ve kalabalık dosyalarla sanki gerçekten çok büyük suçlar varmış algısı yaratmaya çalışıyorlar. Ama Can'ın verdiği örnekteki gibi, mesela Selahattin Demirtaş'ın da en son katıldığı duruşmada verdiği bir örnek var. Yani hem Diyarbakır Havaalanı'nda yaptığı bir açıklama nedeniyle, daha sonra havaalanından gidip başka bir yerde yaptığı yine aynı içerikli açıklama nedeniyle hem Diyarbakır'da yargılanıyor, hem İstanbul'da yargılanıyor. İstanbul'daki yargıçlar da bu, diyorlar ki İstanbul havaalanında yapılmış açıklamadır. Aynı davadan iki kere yargılanıyor. Üstelik de aslında İstanbul'daki yargı yetkili yerinin de Bakırköy olması lazım havaalanına göre. Orada da yargılanmıyor. Gene yetkisiz bir yerde yargılanıyor. Yani biz sürekli bunlarla karşı karşıyayız ve defalarca bunu söyledik. Yani bugün bize açılan davaları, iddianameleri hazırlayanlar, savcılar ve hakimler bugün içerideler dedik. O zaman başkalarına kumpas olan şey, neden HDP söz konusu olduğunda kumpas olmuyor? Peki. Neden Kürtler söz konusu olduğunda kumpas olmuyor? Yani burada işte aynen o büyük dairenin söylediği amacı görüyoruz. Ha, siz bizim siyasetimize engel oluyorsunuz. Siz aslında tek tek bağımsız vekiller olarak belki parlamentoya girerken iyiydiniz. Hani bizi çok fazla engellemiyordunuz, ama şimdi %10'un üzerinde, %13 ve belki daha da fazla potansiyeli olan bir parti olarak karşımıza çıktığınızda biz bunu istemeziz. Yani bize engel olduğunuz için evet istemezük diyorlar. Yani
O zaman da hatırlayın o sözleri, 400 vekil verin kaos olmaz dediler. Yani ben geçen gün 10 Ekim davasındaydım ve 10 Ekim'de ben Ankara'da gardaydım. Yani bütün bunları yaşattılar bize bu ülkede. O yüzden ben kimse hafızasını kaybetmesin derim. Eğer başa dönersem neden basının ve bizim orada yer almamızın önemli olduğunu Gökmen Bey, aslında şu verdiğimiz örneklerden de anlamak mümkün. Biz anlatabiliyor muyuz bize iddianame hazırlayan savcıların içeride olduğunu? Herkes bunu biliyor mu? Halk bunu biliyor mu? Neden içeride olduğunu arkadaşlarımızın biliyorlar mı? Peki. Bize söz verilmezse nasıl bilebilirler? Sosyal medya dışında bir kullanım alanı kalmazsa bizim düşüncelerimizi yayacak. Nereden bilebilirler? Ve böyle bir ülkede yaşamayı hep beraber istiyor muyuz? Bir partinin sözünün, sesinin bu kadar kısıldığı bir ülkede. Ve sadece bir partinin değil artık. Peki. Demirtaş'ın da açıklamasındaki şu cümle bu son konuştuğumuz bölüme denk düşüyor herhalde. Tüm muhalefeti şunu hatırlatmak istiyorum diyor Demirtaş. Yargının, adalet kurumunun tümden çöktüğünü sürekli vurguluyorlar. Peki çökmüş olan bu yargı sıra bize gelince mi çok iyi işleyen bağımsız bir Türk yargısı haline geliyor? Bu kadar eleştirilen bir yargı sistemi sıra bize gelince mi sanki çok doğru çalışmış gibi algılanıyor diye. Bu da sakınca olmaz. 2015'te ifade verdikleri bir dosyadan HDP MYK üyeleri tutuklu. 2015'te ifade vermişler dosyada. 2015'ten 2020'ye kadar kaçan yok, göçen yok. Delil karartılması zaten mümkün değil. Sadece Demirtaş açısından da değil. Sadece Yüksekdağ açısından da değil. Geri kalan insanlar tek tutanaktan okudum. 2015'te ve 2016'da ya savcılığa Ankara'dalarsa savcılığa giderek ifade vermişler. Ankara'da değillerse bulundukları ilde ifade vermişler ve kaçan göçen yok. Bunun kabul edilebilir bir tarafı olmadığı çok açık. Peki. Bunun politik bir mesele olduğu, 18. madde ihlali olduğunu Avrupa bir şeyini söylemesine de gerek yok. Bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Peki. Sayın Keresteçioğlu, HDP kapatılırsa diye bir cümlenin devamını siz nasıl kurarsınız? Kapatılamaz. Halkın kilidi yok Gökmen Bey. Halkı mı kapatacaklar? Kimi kapatacaklar? Yani bizim ağzımızı mı kapatacaklar? Bunun için bir fermuar mı var? Bizim mücadelemizi mi engelleyecekler? Bize oy veren insanları ne yapacaklar? Kimi kapatacak? Yani böyle bir şey yok. Ben bu cümlenin gerisini getirmem. Bunu zaten kendileri de aslında dolanıp getiremiyorlar bir türlü. O yüzden farklı yollar, arayışlar içerisindeler. Çünkü biz parti kapatmalara karşıyız diyerek iktidara geldiler. Şimdi küçük ortaklarının baskısı bir yandan devam ediyor ve ne yapacaklarını çok da bilmez bir haldeler. Ama bizim için gerçekten bizim kapatılabilecek bir tarafımız, yanımız yok. Biz mücadeleciyiz. Ben Kürt değilim ama yıllarca gerçekten bunun için ben oy verdim Kürt arkadaşlarımın kurduğu partilere. Çünkü biz eşit yurttaşlar olarak yaşayamıyorsak bu ülkede, onlar özgür değilse ben özgür değilim. Ben kadın hakları mücadelesini, feminist mücadeleyi de bunun için verdim. Vermeye devam ediyorum. Eşit yurttaşlar olarak yaşayamıyorsak bu ülkede hiçbirimiz özgür değiliz. Bunu kafamıza koyalım ve artık gerçekten diyalog, birliktelik, senin haksızlığın, benim haksızlığım, onun haksızlığı yapmadan hakikaten birlikte konuşabilmeyi, birlikte davranabilmeyi, haksızlıklara birlikte karşı çıkabilmeyi öğrenmemiz lazım. Peki. Bence gençler bunu bekliyorlar özellikle. Hani hep böyle gençlerin lafı ediliyor ya, ben gençlerle konuştuğum zaman bunu o kadar olağan bir şekilde yaşadıklarını görüyorum ki çoğu zaman. Bizdeki o kastlar, işte tavır almalar, hemen mesafe koymalar, onlarda daha az, daha demokratikler, kafaları başka türlü işliyor. Ben Türkiye'nin geleceğini en fazla kadınların ve gençlerin kuracağına inanan bir milletvekili olarak da gerçekten yürekten söylüyorum bunu. Artık diyaloğa, artık demokrasiye susuzuz, yargı bağımsızlığına, adalete susuzuz. Bunun için herkes için adalet kampanyamızı yürütüyoruz ve herkese yer var orada.
O kampanyada herkese yer var. Biz hatasızız demeyiz. Bakın eleştirilmeye açığız gerçekten ama karşımızda hakaret eden değil, konuşabilen insanlar olduğu zaman konuşuruz, eleştiriye de açık oluruz, o eleştirilere de cevabımızı veririz. Zaman zaman deriz ki özür dileriz, hata yapmış olabiliriz. Yani bunu demekten çekinen insanlar değiliz. Ama bu kadar haksızlık karşısında gerçekten kimsenin susmasını ben artık kabul etmiyorum. Hep birlikte mücadele etmeliyiz bunun için. Peki siz de Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılma fırsatı buldunuz mu? Tabii ki ben yıllarca zaten onun organizasyonda bulunan insanlardan biriyim. Orada inşallah biriyim. Zıplamadınız Filiz Hanım. Zıplarım ben, her yerde zıplarım. ve Tayyip kaç kadınlar geliyor sloganını da çok bağırmıştım vardır. Ben İstanbul'da değil Ankara'daydım. 20 dakika geri geri yürüyerek çekim yaptım. Çekim yapmak zorunda kaldım. Resmen gazetecilik yaptım orada. Çünkü sürekli emniyet görevlileri basın görevlilerini engellemeye çalışıyorlardı. Onlarla birlikte ben de yayın yaptım, canlı yayın Ankara'dan. Peki. İstanbul başkadır. İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü başkadır. Başka bir adı ve tadı vardır. Ama artık Türkiye'de bütün kadınların zıpladığını düşünüyorum ben. Peki efendim. Şimdi tabii ki biz yayınlarımızda nihayetinde Tayyip demeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan deriz. Erdoğan deriz. Yok, sizinle ilgili değil. Filiz Hanım lütfen hiç açıklama yapmanıza gerek yok. O benim şeyim. Hayır onu da söyleyeyim. Ben insanların sevmeme hakkının da olduğuna inanıyorum. Tamam, ben buna da bir şey demiyorum. Biz kimseyi sevmek zorunda değiliz. Bu zaten binlerce insanın, binlerce kadının gerçekten hani maçlarda olmuyor mu? Mesela şöyle demiyor, Filiz Hanım, şöyle bir şey bağırmıyorlar mı? Ben hiç onunla ilgili değil. Benim konuşmam. Benim konuşmam sadece bir örnek vermek için söyledim. Tamam. Lafınızı kesiyorum ama yani şimdi zıplamayan cimbomlu diye nasıl hani bu genellikle daha coşkulu, daha bir arada ve temaşa halinde olan etkinliklerde yapılırsa kadınların da aslında yaptığı bu. Yani tamam. Biz benzemek istemiyoruz, onun gibi olmak istemiyoruz diyorlar. Bundan daha doğal bir şey yok. Bu suç mu, bu hakaret mi? Ne hakaret işitiyoruz biz Allah'ım yani? Tamam. Müsaadenizle ben yine açıklamamı yapayım Filiz Hanım. Tamam. Nihayetinde yayınlarımızda tabii ki Cumhurbaşkanı biz 8 Mart'tan çıkamadık. O yüzden hala aynı isyanla devam ediyoruz. Tamam. Kusura bakmayın. Ben efendim bir de Rütük başımda olduğu için o açıklamayı yapayım. Biliyorum. Yani, tabii. Cumhurbaşkanı deriz, Erdoğan deriz. Ondan evet. Sonra normal hitaplarda sürekli bu olur. Ama buradaki hikaye sonuçta tutanağa girmiş bir durum. Suç şüphesi efendim ritmik bir zıplamayla. Zıplama. Efendim işte Tayyip kaç kadınlar geliyor sloganını niye attınız şeklindeki sorular. Bu bir şey tepkisi, protesto tepkisi, kadınların orada bulunan kadınların bir tepkisi. Nihayetinde böyle bir tempo tutarken efendim Sayın Erdoğan kaç kadınlar geliyor diyecek halleri yok o birlikteki gösteri sırasında. Tribünlerdeki durumda bu şekilde aktardı. Yoksa normal yayınlarımızda. Evet. Biz zaten kendisinden ünvanıyla. Tabii Filiz Hanım tribünlerle ilgili cimbom örneğini vererek bir yanlış yaptı. Ama ona bir şey diyemeyeyim. aman girmeyelim şimdi. Yani. Peki Filiz Hanım çok teşekkür... Ay ben Beşiktaşlıyım zaten. alakam yok ya. Evet. Çarşılıyım ben. Siz de mi Beşiktaşlıyım? Tamam. Filiz Hanım çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Bütün orada yayında bulunanlara da aynı zamanda. Ayrıca ben de Erdoğan diyorum. Ben de meclisteyken Cumhurbaşkanı diyorum. Ama aynı zamanda kendisi bir parti başkanı ve bu yaşımda çok siyasetçi gördüm. Hepimiz gördük ve o siyasetçilerin ne kadar aslında toleranslı olduklarını da gördük. Gırgır dergisinin, başka mizah dergilerinin kapaklarını da çok iyi hatırlarız. Gerçekten onlar dava konusu olmamıştı. Ama bugün öyle değil maalesef. Peki. Teşekkürler. Teşekkürler Sayın Kerestecioğlu.